Merhaba sevgili izleyiciler. Türk Lezzeti programında bugün birbirinden güzel iki tane konuğumla beraber sizler için terbiyeli köfte yapacağız. Ben aşçınız Semel Öner. Bütün tarifleri verirken Anna, hoş evet, geldin. Hoş bulduk. Gürcistan'dan geliyorsun. Evet, bana yardımcı olacak. Yapacağız bir şeyler. Yapacağız bir şeyler. Vallahi yapacağız. Ve Asım da bana yardımcı olacak. Asım sen de Filistinlisin, doğru mu? Doğrudur. Hoş geldiniz programımıza diyelim. Yavaş yavaş başlayalım. Terbiyeli köfte yapmış mıydınız daha önce? Yok efendim. Yok. Daha yapmadık. Peki, hazırlıklarımıza başlayalım o zaman. Annacığım, senden rica edeceğim. Benim için havucu önce bir kabuklarını istersen alarak küçük küçük doğra. Oradaki orta boy bıçaktan yararlanabilirsin. Tabii havucuları ona verdiniz. Şimdi patatesler bana. Tabii. Ki dua etmelisin. Soğan bir vermiyorum bugün. Genelde erkeklere soğanı veriyoruz. Herhalde soğan doğranmış. Rica edeyim ben sen de. Ben tencere çizebilir miyim bıçak. Yani? Bunun üzerine yapabilirsin. Tamam. Orada orta boy bıçak var. Onu kullanabilirsin. Bunu? Malzemelerimizi de sayalım sevgili izleyiciler. Terbiyeli köfte için kullanacağımız malzemeler. Kıyma, pirinç, soğan, salça, yumurta, limon, yağ, kimyon, tuz, karabiber, kırmızı biber arzu ederseniz ve su. Bir de patates ve havuç verdik Anna'ya. Onlar da isterseniz kullanabileceğiniz malzemeler. Ben bir yandan burada su ısıtmıştım. Köfteleri içine koyup haşlayabileceğimiz. Terbiyeli köfte hakkında biraz bilgi verelim. Terbiyeli köfteyi diğerlerinden ayıran, belki de onu diğer Türk yemekleri ve diğer Türk mutfaklardan ayıran özelliği terbiye yapımı kısmı. Yani suyun içerisine biz yumurtayı salacağız ve bunun pişmemesini sağlayacağız. Ondan sonra da o bir kıvam verecek çorbanın suyuna. Asıl farklılaştıran noktası bu. Bir de tabii ki köftenin içerisine koyacağımız pirinç bu işi farklılaştıracak. Hazır mı sizinkiler? Ben hazırım. Hazır sen değilsin. Vallahi ya. Anna sen de nedir? Benim de hazır. Tabii masif. Bütün yekpare kullanalım onu. Olur. O da öyle olur. Olmaz mı? Ama tercihen onun gibi sen de Asım gibi kesersen Annacığım tamam, o havuçları. Hemen. Tamam. Hemen. Terbiye hazırlamak için yaptığımız işlem bir tane yumurtayı bütün olarak kırıyoruz. Ondan sonra onu çırpıyoruz. Köftelerimizi hazırladıktan sonra suyun içerisinde pişireceğiz. O suyla bu yumurtayı pişirmeden, lif lif olmadan terbiye haline getireceğiz. O suyun içinden alıp bunun içerisine yavaş yavaş bırakacağız. Ondan sonra da bunu tekrar oraya dökeceğiz. İşin en büyük numarası burada. Asım'cığım senin patatesler hazırken ben onları alayım. Ne yapalım? Biz Anna'yı bekleriz. Şey mi alalım? Lütfen. Asım doğru söyle. Var mı bir aşçılık maşçılık? Vallahi hakikaten yok da ya, ben... ama işte öğrenci zamanında hep yalnız kala kala. Yalnız kala başının kala. Başının çaresine i̇şte, bakmayı tabii şimdi öğren. Benim hanımı ben tek maşallah için. Hanım var. Servet oldu. Aşçı bir şey yapmıyor evde. Gerçekten. Hepsi ben yapıyorum. Yok, hanım rahat ediyor. Ara sıra yapıyor. Ben öğrettiklerimi yapıyorum. Öğrettiklerini yapıyor. Ne kadardır Türkiye'desin Asıl? Toplam 15 sene falan vardır. 15 sene. Ama burada okudum. 2002 senesinde geldim. Tekrar yani okul. Filistin'e gittim. Hı hı. Evet, 2-3 sene orada kaldım. Hı hı. 2002'ye kadar sonra tekrar döndüm. Tuz karabiber koydun suyun içerisine sadece. Anna sen ne kadardır buradasın? 5 senedir. 5 sene. Hı hı. Sen çok güzel Türkçe öğrenmişsin. Hı? Öyle. Öyle yaşaya yaşaya arkadaşlarım, evet. Yani hep Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Hı hı. O yüzden hep arkadaşım yardımcı oluyorlar tabii ki. Sen ne işle meşgulsün Annacığım? Ben modelik. Belli oluyor. Maşallahın var. Ay teşekkür ederim efendim. Ben de yemek konusu... Çok vaktini alıyor galiba modellik. Yemek evet, yapamıyorsun evet, bir tek evde. Çocuğuyum. Bir de tek çocuğuyum ben. Ya şımarık ben yemek yapmak tabii ki böyle. İşte zorlanıyoruz. Her şeyin bir ilki var. Bu bir hazırlık. Evet, 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 öyle güzel. Bakalım. Rezil oldum yani. Estağfurullah. Şimdi biz köfteleri hazırlayacağız. Asım'la biz başlayalım köfteleri hazırlamaya. Anne o arada avuçları bitirir. Asım'cığım. İnşallah. Rica edeyim. Kıymayı bunun içerisine alalım. Şimdi normal bir köfte yapıyormuş gibi terbiyeli köftenin köfte kısmını hazırlıyoruz sevgili izleyiciler. İçerisine soğan koyuyoruz. İnce kıyılmış soğanları koyuyoruz içerisine. Evet. Ondan sonra arzu ederseniz
kırmızı biber koyacağız. Biz ederiz. Değil mi Asım? Eder miyiz? Tabii. Ettik artık, bu saatten sonra yapacak bir şey yok diyorsun. Kimyon koyuyoruz. Her köfteye koyduğumuz gibi. Biraz böyle bolca. Karışık baharat falan gitmez miydi yani? Mesela başka? Tuz koyuyoruz. Karışık baharat ne? Mesela kuru, yani baharat falan, bunlar bir karışım yapıp kimyonla birlikte. Zevkinize bırakabiliriz, tabii ki olabilir. Ama orijinal tarif de bu. Bu kadar, bizden bu kadar. Şimdi Asım'cığım, senin müthiş aşçılık becerilerini görelim. Bunu bir yoğurmaya başla bizim için. Vallahi başlamam. Bitti. Bitti mi? Evet. Alalım onu da Anna. Anna'yı bir alkışlayalım. Havuçları tamamladı. Ya, tamam ya. Vallahi çok hızlı giriyorum bunu. Espriden anladığın için teşekkürler. Şaka yapıyoruz tabii ki, Anna, alınmak yok. Daha yakışır sana diye sana teslim etti Asım. Öyle mi? Evet. Sen şimdi onu bir yoğuruver bizim için Anna'cığım. Güzel. Bir yandan da havuçlarla patatesleri burada haşlamaya başladık sevgili izleyiciler. Köftemizi de hazır ediyoruz. Terbiyemizin malzemesi de hazır. Yemeğin içerisine limon suyu koyacağız. Bu da bir erkek işi. Asım Bey, bu limon için ben size bir limonluk vereceğim. Rica edeyim, siz onu bir hazırlayın. Normal köftenin dışında bunun içerisine, eline sağlık, gayet güzel oldu. Bunun içerisine ekleyeceğimiz pirinç var sadece sevgili izleyiciler. Çeçne mi? Hı hı. Normal bir köfte tarifinin içerisine pirinç ekliyoruz. İşte bu kadar. Onu da karıştırıyoruz. Onu da güzelce karıştırıyoruz. Of. Limon bitti. Süper. Şimdi ya o köftelerden alacağız. Ya. Yarısını sana, yarısını Asım'a vereceğim. Sizden istediğim onları küçük küçük yuvarlamanız. Bakalım hangisi daha çabuk, daha çok yapabilecek, göreceğiz. Şimdi önlerinde köfte harçları hazır. Geriye sayımla yuvarlamaya başlıyorlar. 3, 2, 1, başla. Sayacağım ondan sonra. Büyüklüğü ne kadar istiyorsunuz? Küçük küçük. Yani bu kadar iyi. Anlanınkinden daha küçük. Oo. Daha mı küçük? O zaman misket köfte. Misket. Bakayım Anna'cığım. Çok güzel. Devam et hadi. Ben arkandayım. Yürü Anna. Yürü. Bravo. Hadi Anna'cığım. Vallahi hadi koy. Nasıl yapacaksak. Asım'ınkiler büyük oluyor. Küçük yapın, küçük. O fena gittikçe değil. Küçük. Yuvarlak. Anna çabuk ol. Vallahi yapamıyorum herhalde. Anna çabuk ol. Bitti. Hadi. Yok ya. Büyük oldu herhalde. Anlıcığım, en çok hangi yok. Türk en yemeğini önemli. Seviyorsun sen? Vallahi ben her şeyi seviyorum. Hı? Hepsini seviyor musun? Hepsini seviyorum vallahi. Gezdiniz mi ülkemizi sevgili konuklarım? Vallahi benim herhalde gitmediğim yeri yok. Hakikaten Türkiye'nin en çok hangisini beğendin? İşin için herhalde çok gezdin. Evet, iş için de, ama ben İstanbul'a aşığım. Hı-hı. Hakikaten öyle bir seviyorum ki. Nedense bu tarafta yani Avrupa yakası. Ben de Avrupacıyım. Ha, yani sanki için. Hava bile farklı. Çok güzel oldu valla. Bir de... Anna, say bakalım içinde ne vardı bunların? Çok güzel. Bunu çok bilen bir efendiye sorarım. Ne ben diyorsunuz Asım? Ne vardı bunların içinde? Bunun kimyon. Hı hı. Soğan, o ne? Hı. Pul biber, acı biber, hı. Tuz, et, kıyma, pirinç. Bravo. En önemli şey de Anna söyledi, dikkatinizi çektiyse. Evet. Siz bekleseydiniz daha sadece pirinç değil de mercimek de söyleyecektim. Yardımcı olayım mı? İstersiniz yani. Bitti. Köfteleri unlanmış bir tepsinin içine alıyorum. Köfteleri şöyle çeviriyoruz her tarafı unlansın diye. Bir yandan da kendimizi bir yandan da kendimizi sallıyoruz. Bir nevi spor da sayılır. Evet, köftelerin her tarafı unlandıktan sonra işin köfte pişirme aşamasına geldik. Tekrar hatırlatalım. Burada suyun içerisinde sadece patates ve havuç var. Şimdi köfteleri unlarından da birazcık arındırarak şöyle elimizde veyahut da başka bir süzgeç gibi bir şeyde de birazcık unlarından arındırarak suya bırakıyoruz. Bu çok basit ve çok besleyici bir yemek sevgili izleyiciler. Patates ve havuç isterseniz koyabilirsiniz başta da söylediğim gibi, ama hem sebze hem et hem çorba hepsi bir arada tek bir yemekle bir öğünü geçirebileceğiniz kadar doyurucu.
hem göze hem mideye hitap eden bir gıda. Ve çok sağlıklı. Çok sağlıklı. Hakikaten yani. Bir 10 dakika kadar pişmeye bırakacağız. O arada da terbiyesini hazırlayacağız. Evet, köfteleri pişmeye bıraktık. Şimdi de sıra geldi terbiyeyi hazırlamaya. Terbiye için hatırlarsanız burada bir tane yumurta çırpmıştık. İçinde başka hiçbir şey yok. Şimdi anla, çok önemli bir görev. Tamam. İyi olursa benden, kötü olursa senden. Yandık. Gel tatlım. Buradan bir kepçe köftelerin suyundan alıyoruz. İçerisine fazla sebze katsın istemiyorum. Yavaş yavaş yumurtaya dökeceksin, tamam mı? Yumurtaya dökeceğim. Çok yavaş, tamam mı? Tamam. Kötü olursa Anna yaptı. Yok, olmasın. Ben yavaş yavaş yapayım da. Yavaş yavaş. Bu yemeği yapabilmek için evde bir tane Anna lazım. Güzelmiş. Kalebe lazım. Teşekkür Bitti ederim. Efendim. Birazcık daha alabilir miyim? Tabii ki. Lütfen. Suyundan değil mi? Lütfen. Sebzesinden olmasın. Olur. Yavaş yavaş yine döküyoruz. Yavaş yavaş ve yukarıdan dökmemizin sebebi çok sıcak olursa yumurtayı pişirir ve lif lif olur. Şimdi... Var mı sizin memlekette terbiyeli yemek böyle? Böyle yok. Sizde var mı Anma? Yok. Bu teknik buna pek rastladığımız bir teknik ama. Yok. Böyle, ama böyle değil. Teşekkür ederim. Kafi. Çok sağ ol anacığım. Gördüğünüz gibi yumurtayı çırptık suyla beraber. Şimdi bunu yavaş yavaş bu suyun içerisine katacağız. Ama öncelikle biraz tenceremi büyüteceğim. Ondan sonra bu işlemi yapacağım. Evet. Demin patates ve havucu hesap etmediğimden tencereyi biraz büyütmek durumunda kaldım. Az evvel hazırladığım terbiyeyi de yine yavaş yavaş dikkatlice çorbanın içerisine katıyorum. Anneciğim galiba başaracağım. Bu yemeği benim annem çok güzel yapar. Öyle mi? Evet. Her annenin yaptığı gibi. İçerisine arzu ederseniz köftenin içine biraz harcın içerisine yani maydanoz da koyabilirsiniz. Böyle yavaş yavaş katıyoruz. Bir ismi de bu yemeğin aslında ekşili köfte sevgili izleyiciler. Asım Bey'in demin bizim için sıktığı limonu da bu harcın içerisine, bu çorbanın içerisine, yemeğin içerisine ekleyeceğiz. Ekşili köfte olacak. Evet. Anacığım limonu da döker evet. misin buraya? Gel tatlım. İçinde bir tane limon var değil mi? Evet, bir tane limon. Hadi dök bakalım. Tamamen döküyorsun. Evet, buraya. Bir tane limonu da içerisine döktük. Ve şimdi bu şekilde pişmeye bırakıyoruz. Patatesler, havuçlar, asımlar, annalar derken sonunda yemeği yapmayı başardık sevgili izleyiciler. Şimdi tadına bakabiliriz. Buyurun. Sizden sonra efendim. Büyük olan köfteleri Asım Bey yaptı. Küçük olanları tabii ki Anna Hanım yaptı. Evet. Nasıl olmuş? Bakın bakalım. Elinize sağlık. Güzel olmuş. Hepimizin eline sağlık. Olmuş tabak. Mu Anna? Hakikaten olmuş. Çok sen güzelmiş. Akşam evde yapacaksın o zaman. Bundan ne, sonra çıkıp direkt zaten. Eve götürebilir miyim bir tabak buradan? Ben bir paket yapacağım size. Çok güzel. Sağlıklı, besleyici, yanında ekmek bile ihtiyacı duymayacağınız son derece leziz bir yemek. Hepinize afiyet olsun.